Bismillah. Hanım, yine mi sen? Aferin sana. Yaşlısın ama aklın yerinde dur. Unutmamışsın. Hanım, niye geldin? Niye geldim he mi? Senin o ırz düşmanı torunun benim pırlanta gibi kızımın namusuna göz dikmiş de ondan geldim. Defne'mun ciciklerini gözlemiş. Çınarım onu doğmuş. Ama anlamamış. Bir de benim kızımın evini basmış. Çınar onu bir de dövmüş. Ama senin o ırz düşmanı torunun ne etmiş? Dün benim kızıma tırmanmış. Tırmanmış. Ne? Adam öldü. Babaanne ne yaptın? Ben ne etmişim? Azrail etmiş. Yaşıyor mu? Bir dakika beyefendi, kalp krizi geçiriyor. Ölür bu adam, ölür. Ben sana dedim imamı getir diye. Dört kollu lazım idi rahmetliye. Sustur şu kadını. Öldü mü? Hayır hanımefendi, lütfen çekilin. Tercih ettiğiniz bir hastane var mı? Ezgi'nin hastaneye götürelim mi? Hem yakın hem de tanıdık doktor var. Tanıdık doktoru ne edeceksin? Helalleşecek mi? İşte bakayım bana. Eşhedü en la ilahe. La havle, la havle. Ben yanına gidiyorum abi. Biz niye bekleyiruk? Ne yapalım babaanne, çocuğu yalnız mı bırakalım bu halde? Niye? Ağlar mı? Yalın, sizin evdekilere falan haber verilecekse... Yok, yazlık da onlar, duymasınlar. Zaten yeşimin tadı yok. Sonra niye haber vermediniz demezler mi? Bir günlüğüne gittiler zaten. Aramayalım şimdi, gelişmelere göre bakarız. Neden, nasıl? Merak etme, krizi atlattı. Durumu stabil fakat acil anjiyo yapmamız lazım. Sen kağıtları imzalarsan biz de hastayı hazırlayacağız. Ne olmuş? Ölmüş mü? Subhanallah. Anjiyo yapacaklarmış babaanne. Kız, Finduk, anjiyo ne du? Anjiyo babaanne, anjiyo. Onu anladık da ne du onu anlamadık. Şimdi ben sana nasıl anlatayım? İşte damarından kablo sokacaklarmış, öyle diyeyim. Kablo sokacaklar? Hı. Lüzum yok. Pamuk tiksinmiş. Yuh babaanne, yuh. Öyle denir mi be? Abi, hadi Allah aşkına babaannemi götür, ben yanına kalırım, hadi. O cicikçüyle yalnız kalacaksın, olmaz. Babaanne yürü, babaanne yürü, beni olmaz. Delletme. Delletme beni, yürü. Daha iyi mi Süreyya Bey amca? Gayet iyi. Tutturdu ben çorba içmem et isterim diye. Ben sana demiştim değil mi akşam iyi olacak diye? Demiştin. Ne zaman çıkaracaklar peki, sabah mı? Hı hı.
Bir çıktığını görsem zaman geçmez şimdi. Biz de zaman geçecek bir şeyler yaparız o zaman. Cazip bir teklifin varsa? Her geçen gün kademe atlıyorsun. Şimdi hastane sapıklığına geçtin. Ya senin için fesat kızım. Hı hı, tabii. Surat asınca çok tipsiz oluyorsun. Hem odun olup hem uyuz olmak nasıl bir his? Hem geveze olup hem de sevimli olmakla aynı sanırım. Hadi itiraf et, o kadar uyuz olmuyorsun bana. Hiç de bile. Sen uyuzun teki olduğuna göre ben de sana uyuz oluyorum. Hani yalan söylememeye yemin etmiştin? Daha bir ayda olmadı değil mi? Tamam peki. Biraz uyuz oluyorum. Şu kadar falan. İn biraz in. Şu kadar iyidir. Hı hı. Bu kadar. En son kaç olur? Yalan yok ama. Sen yiyecek bir şeyler alsana. Zaten tuvalette de aç bıraktın beni. Al bakalım. Sen var ya. Yersen yalın aras. Hak ettin. E ama sen de yalan söyledin. Tam tövbe ettik dedim ya. İnanmam. Tövbeliyim dediysem tövbeliyim işte. Yani en azından birer tövbeliyim. O zaman ispatla. Bana hiç kimseye söylemediğin bir şey söyle. Hmm. Tamam. Ama sen de söyleyeceksin. Ben niye? Tövbeli olan sensin. Ha, sen tövbeli olmadığın için yalan söyleyebilirsin yani. İyi tamam. Önce bayanlar. Hmm. Tamam. Ama dalga geçmek yok. Gülmek de yok. Tamam, söz. Ben 8 yaşıma kadar altımı kaçırmışım. Hani gülmek yoktu ya, sinir adam. Tamam, tamam, gülmüyorum. 8 yaşına kadar ha? Yuh. Aman dur kızım, dur. Kırdın ellerini. Sıra sende. Ama bak birinden duyarsan, birini anlatırsan ya da dalga geçersen. Benimkinden daha kötü olamaz herhalde. Hadi söyle. Benim göbek adım Sıtkı. Oha. Benimkinden daha kötüymüş. Valla bak alacağım ayağımın altına ha. Tamam, tamam. Yalın. Sıtkı Aras. Ne yaptım ben ya? Laz kızı bak gerçekten birine söylersen bozuşuruz. Ciddiyim. Bizimkilerden başka bilen yok. İnanmıyorum ya. Nasıl haber vermezsiniz? Ya kızım verdik ya işte. Geldiniz mi geldiniz. Keşke gitmeseydik. Hep benim yüzümden. Çok lazımdı sanki yazlığa çiçek dikmek. Akılsız Meftune. Meftune.
Firzan'a gitmediniz ya. Şurada 2 saatlik yerdeydiniz. Burada kalsaydın çiçek dikeceğine kalp masajımı yapacaktın. Fesubhanallah. Hadi hadi yeter. Deniz sen taburcu işlemlerini yap abicim. Eşim sen Meftun ablayla eve. Biraz kız seni de eve bırakayım. Dedem işlemler bitinceye kadar uyusan ben gelince çıkarız. Ya ben giderim kendim. Araban dün bizim evde kaldı. Nereye gidiyorsun? Taksi diye bir şey var sonuçta değil mi? Abinden aldık, abine teslim. Hadi. Ay tamam bir dur. Süreyya Bey amcacığım tekrar çok geçmiş olsun. Yeşimciğim araşırız biz kuzum tamam mı? Hadi cümleden size ay yalın bir dur. Tekrar size iyi günler görüşmek üzere. Denizciğim görüşürüz. Ay çok sevdim ben bu kızı. Ay yalına da bak nasıl sahipleniyor. Ay Allah'ım inşallah. Şu mürüvvet denen yellosu ne yapacağız bilmem. Defne duymasa bari bizim her gelenin yediği halkları. Deniz'in neyi vardı? Nasıl neyi vardı? Yani çok kötü görünüyordu. O hep rahattır ya. Çok farklıydı. Evet. 5 sene önce annesiyle babasını kaybetti. Bir kazada. O zamandan beri sevdikleri için çok korkar. Hadi ya, kıyamam. Desene Deniz'le aynıyız. Senin de mi annen baban yok? Yok. Babamı kaybedeli çok olmadı. Ama annem beni doğururken ölmüş. Yayla dalarmış o zaman. Kanaması olmuş, kurtaramamışlar. Başın sağ olsun, üzüldüm. Sağ ol. Ben hatırlamadığım için pek üzülemiyorum tabii. Bizi babaannem büyüttü. Kime çektiğin anlaşıldı. Hiç de bile. Bir kere babaannem hep haklıdır. Yani kendi bildiğinden başkasına hayatta inanmaz. Ve çok inatçıdır. Hadi ya. Tanıdığın birine benziyor sanki. Yok ya. Halt etmişsin sen. Ben inatçı falan değilim canım. İnatçı arıyorsan aynaya bak. Hadi inin. Peki. Seninkiler? Benimkiler ne? Yani annenle baban. Benimkiler gayet hayatta. İnsene kızım kök mü salacağız burada? Ha, kereste geri döndü. Aslına hoş geldin Yalın Aras. Sen geldiğine göre ben gideyim artık sana hayatta başarılar. Aa, Öküz abim de buradaymış. Neyse ben eve gidip yatayım. Siz de artık benim odun patronumla dövüşür müsünüz? İşinize mi gidersiniz? Hiç umurumda değil. Niye atarlandı bu yine? Biliyorsam eşekler. Siz burada durup düşünün. Ben de eve çıkıp uyuyacağım. Ondan sonra da pencerede saksı gibi senin eve gelişini beklerim abi. Sen söylemedin mi bunu? Aa, unuttum ben onu ya. Neyi söylemedin? Neyi unuttun ya? Abinden özür diledim. İzin verdi işe geri dönmene. Ya inanmıyorum siz ne şahane adamlarsınız. Siz var ya siz. Siz adamsınız. Adam. Ay Allah'ım yani tamam biriniz laz öküzü ama benim laz öküzüm. Biriniz de plaza kalası ama benim kalas patlarım. Ay ben sizi yerim. Allah'ım yerim. Ya Defne bir git. Canım. Bir dur kızım ya hasta etme adamı. Hadi git üstünü değiştir ben bırakırım seni şirkete. Sen de uza bununla fazla samimi olma. Sanki ben samimi oldum geldi mıncırdı işte. Oğlum bak. Kes. Kes mıncırını dağıttırma bana. Kolaysa dağıt lan çattık ya. Ya ben aslında akşam da getirdim sensör listesini. Olmaz abim ben bir kontrol edeyim. Abim meraklanıyor bu program işi için tamam mı? Tamam. Hadi. Abi sen uyumadın mı? Nereden çıkardın? Ya ne bileyim kötü görünüyorsun günlerdir uyumamış gibi. Rahat durmuyorsunuz ki. Babaannem adama gitti kalp krizi geçirdi. Sen de sen her gün kalp sekmesi yaşattırıyorsun bana. Ay bir kere oldu sen de yani uyumayacak kadar. O zaman... Rahat dur. Ay, duydun mu? Ay ne diyorsun, eridim. Şunlara bak ama çok tatlılar ya. Aşık adam aşık. Ah.
Hani abisi Defne'nin yalanını öğrenince Defne'yi işten alacaktı? Mesaiye geç kalınca ben de gelmeyecek zannettim ya. Onlar bozuşmamışlar mı? Sarılıp yürüdüklerine göre araları gayet iyi. Pazartesi oldu, geldi yine. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Defne'nin abisi nasıl böyle bir şey yutar ki? Bu kız gerçekten dört ayağının üzerine düşüyor. Burada. Sen gemilerinizdeki makinelerin sensör listesini kontrol edersin o zaman. Ona göre bana haber verirsin. Tamam Fındık. Ben de ona göre toplantıyı ayarlarım. Şimdi bunun içinde o sensörlerin hepsi var değil mi? Yes sir. Eğer en tipi sensör istersen onun için de ayrı bir liste yapayım. Hani bozulan kardeşi yakalamak için. Sen şimdi şirin misin? Hadi ben gidiyorum abici. Abi. Sağ ol izin verdiğin için, güvendiğin için. Uğursuz yine gözlerini belertmiş geliyor. Defne'cim, ne yapıyorsun sen ya? Mobil nazar kalkanı geliştiriyorum canım, beğendin mi? Geç kaldım. Evet, fark ettim. Dua et de patron bunu fark etmesin. Çünkü yalın aras böyle şeylere tahammül göstermez. Sen varken nasıl olsa fark eder. Ama bu sefer beni gammazlamaya zahmet etme. Çünkü kendisi gayet farkında. Nasıl farkında? Daha gelmedi ki Yalın Bey. Yoksa siz... Yalın'la birlikte falan mıydınız? Aa Deniz! Bu halin ne? Ne yapmış ki halimde? Biraz sola çekiyorum, o kadar. Ay sersem şey ya. Ne oluyor bu kadar içince anlamıyorum ki. Of, anca sola çekersin işte, başka bir faydası yok, hadi. Sen... Çıkıyor muyum ya? Çıkarım ben. Bir seni ayırtayım da. Allah'ım ya. Ay şuna bak ya. Kız ikisini birden idare ediyor. Dün gece de Yalın'laymış. Demek ki ondan böyle içti. Daha önce hiç onu böyle sarhoş görmemiştim. Benim için hiç böyle içmemişti. Deniz. 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 Bak bakayım canım. Deniz. Bak. Bak bakayım. Kaç bu? 3,5. Buçuk mu? Ay sen iyice uçmuşsun. Buçuk ne ya? Buçuk sensin. Bu parmaklarda 3. Topla. 3,5. Sen bayağı bayağı olmuşsun. Niye bu kadar içsin anlamıyorum ki. Baba. Annem. Sağ çıkamadılar oradan. Ay canım ya. Ya dedem de kurtulamasaydı. Hadi kalp krizini atlattı. Ya o psikopatın elinden kurtulamasaydı. Ya ben o sırada gelmeseydim. Bakmayın. Deniz Bey meşgul olmasa rahatsız etmek istemezdim sizi ama çıkmadan önce bir şey soracaktım. Deniz geldi mi? Aa evet. Hatta Defne Hanım'la birlikte bayağı bir samimi bir şekilde geldiler. Şimdi de Deniz Bey'in odasındalar. Ben rahatsız etmek istemediğim için onları aslında...
hayaldir o be. Hani sen çok korktun ya, kesin hayal görmüşsündür. Görmedim, oradaydı. Elinde enjektör de vardı. Hayır, bir de güzel. Kara melek. Psikopat melek. Güzel olduğunu söylemiş miydim? Söylemiştin canım, söylemiştin de. Ben de sana Sıtkı'nın benimle konuştuğuna yemin edebilirim. O ne olacak? Sıtkı kim ya? Bu arkadaş. Yalının hediyesi. Ay. Ve sen de ona Sıtkı adını koydun ha? Sana anlattın mı ya? Evet. Ben de soy soyladım, boy boyladım. Adını Sıtkı koydum. Ay. Ya bana hep Yalın'ı hatırlatsın diye Sıtkı koydum ben de adını. Sonuçta Yalın koyamam değil mi? Sen Yalın'a tutulmuşsun. Hadi be oradan. Tutulmuştu. Hayır canım, hiç anlayacağım. Yalın Bey. Arabanın farlarını açık unutmuşum ve aküsü bitti. Acaba... Damla, istiyorsan seni bir yere bırakayım ama burada durup akü dolduramam. Ya olur. Ezgi, hemen şirkete gel. Aydeniz kafasını çarptı, bayıldı. Zaten sarhoştu da şimdi de ayıltamıyorum. Ezgi yetiş. Ne? Hayatta gelmem. Tutuklatır mı kesin beni? Ya Deniz, seni niye tutuklatsın? Manyak mısın? Ya Defne, ben bir halt işledim. Şimdi işin içinden çıkamıyorum. Sonra özet geçerim ama sonuç olarak Deniz benim onun dedesini öldürmeye çalıştığımı sanıyor. Ne? Ha, psikopat melek sensin yani. Bana melek mi dedi o? Ah, pis zampara. Ezgi, hemen şirkete geliyorsun. Bak zaten çocuk senin yüzünden içmiş. Kafası da kanıyor Ezgi. Eğer sen gelmezsen ambulans çağıracağım. Ambulans falan çağırma. Sakın, sakın çağırma. Bu şimdi hastanede polise falan öter. Dur, hemen geliyorum. Bekle. Tamam, tamam. Deniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.